Sevgili dostlar, bugün sizlere iki tane sürprizim var. Bir tanesi sevgili Jöntür Taktikal kardeşim. Taktik atış videolarından yakından tanıdığımız, bizlere keyifli anlar yaşatan ve bilgi veren sevgili kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. İkinci sürprizimiz de SAR 308. Neden SAR 308? İsmi öyle ama mermi çapı 7.62'ye 39 Kalaşnikov mermisi. Zaten bu tüfekte Kalaşnikov'un AK-47'nin tamamen Türk malzemesiyle yapılan, Türkiye'de imal edilen bir uygulaması. İmalat tekniği de aynı, kıvırma saçtan son derece zor bir imalat olmasına rağmen yapılan bir tüfek. Şimdi ben fazla lafı uzatmayıp sevgili dostuma vereceğim. Biraz da kendisi bu tüfekten bize bahsetsin. Çünkü o gerçek bir AK aşıkıdır. Evet, şarjör kapasitesinden başlayalım. Hocam, gerçekten öncelikle çok heyecanlıyım. Çünkü AK benim için bambaşka bir platform. Çok sevdiğim bir platform. Bu AK'ye baktığımızda öncelikle çok modern bir AK'ye görüyoruz. Bazı arkadaşlar bilir, Amerikanların son zamanlarda geliştirdiği modern polimer AK'ler var. İşte bu da tam onlardan biri. Kıçında kullandığı basroktan önünde kullandığı kundağa kadar son derece modern ve çok hafif bir AK. Gerçekten içimden keşke korucu olsaydım. Bu AK benim olsaydı dedim. Maalesef burada incelemekle yetiniyoruz. Şuradan başlayalım. Şarjör 30'luk şarjör ve yine isim vermeyelim. Çok modern tarzda kullanılan şarjörlerden biri. Şu dikkatimi çekti. Normalde AK'lerde şarjör sokmak biraz zordur. Ve buraya bir modifikasyon yaparlar. Ve modifikasyonla beraber daha kolay girmesi sağlar. Fakat burada sarsılmaz enteresan bir mühendislik yapmış ve şarjör gerçekten çok kolay giriyor. Yani beni biraz şaşırttı. Ben daha zor girer diye bekliyordum. Kafasını oturtturduktan sonra rahat diye hemen yolunu buluyor. Atış modlarımız var. Otomatik, tek atış, otomatik ve emniyet. Gerçekten görüldüğü üzere çok güzel bir silah. Tetiği de çok hoş. Bayağı beğendim. Şu şekilde görmemiz gerekirse. Çok hafif bir tetiği var. Yine iki aşamalı tetiklerden biri. Şöyle çevirirsek görebiliriz. İnanılmaz hafif bir tetik. Ve son derece hafif bir tüfek. Yani AK konusunda gerçekten sarsılmaz kısa sürede çok büyük bir şey başarmış. Kıvırma saç yapmış. Evet. Orijinalinde olduğu gibi ki bu uygulama oldukça zor bir mühendislik gerektiren bir uygulama. Kesinlikle hocam. Kesinlikle ve ben bir AK fanatiği olarak buna bayıldım. Keşke imkanım olsa da kapıdan bununla çıkıp gitsem. Tabii böyle bir şansımız yok ama gerçekten mükemmel. Tabii kapıdan çıkmak gitmek imkanı yok ama aşağıya poligona gidip atış yapmak imkanımız olacak inşallah birazdan. Polonya'da farklı AK türevleri kullandım. Onlara nazaran söyleyebileceğim şudur ki bu gerçekten çok daha hafif. Çok daha güzel ve çok daha estetik ve AK tradisyonuyla, hikayesiyle modernliği birleştirilmiş. Onun için buradan sarsılmazı tebrik etmek lazım. Gerçekten muhteşem olmuş. Gez görüyorum, ayarlı bir gez var yukarıda. Şu şekilde yaklaşalım. Şöyle 800 metreye kadar ayarlanabilir bir gez. Mesafe uzayınca tabii gezin de yukarı kalkması lazım ki namlu yukarıya kalksın. Arpacıkta da bir ayar var değil mi? O da bir yan ayar mı? O da yükseklik ayarı mı? Onu pek anlayamadım yükseklik ama. Yükseklik ayarı. O da yükseklik ayarı. Vidalı bir arpacık. Çok güzel. Burada da avadanlık değil mi? Evet. Amerikanlar buna genelde işte şeker kutusu diyorlar. İçine işte şeker koyuyoruz, ketiz koyuyoruz diyorlar. Ama aslında bu farklı işte red dot olur, bir takım malzemeler ya da alyan olur vesaire. Burada saklamak için yine güzel bir çözüm üretmişler. Çok güzel. Yani bayılmamak mümkün değil. Bu normal olarak 3 şarjörle birlikte bildiğim kadarıyla koruculara ve jandarmaya 3 tane polimer şarjörle gidiyor kutusunda. Ne diyeyim? Allah sahip olanlara iyi günlerde de kullanmayı nasip etsin. Muhteşem. Şimdi söküp takmayalım değil mi? Normal bir AK sökülüp takılması. Arkadaki butona basıp 3 saç kapak çıktıktan sonra
içindeki piston ve mekanizma olduğu gibi geri geliyor. Son derece basit sökülmesi ve takılması olan bir tüfek. Tam bir sahra tüfeği. Çok değil mi şeyde, çok fazla isabetli bir şey değil bu. Yani böyle nokta atışı yapacak bir tüfek değil ama yıldırma tüfeği yakın mesafeler. Hocam öyle demeyin, üzülür. Üzülür, öyle demeyin. Çünkü bana gerçekten öyle diyorlar, ben bildiğimden söylemiyorum. Evet. Ben duyduğumu söylüyorum. Bu konuda ben usta değilim. Onun için ustaları sizlerle konuşuyorum. Çaba sarf ediyorum. Evet, beraber bir maceramız vardı. Benim hayatımda ilk defa AK attığım gün, hiç unutmayız. Çok eğlenmiştik o gün. Evet. Güzel bir gündü. Osman Hoca ile ilk AK'mi orada atmıştım. Tabii üstünden 2 sene geçti. Şimdi tekrardan buradayız. Bakalım bunda da atış yapacak mıyız? İnşallah yaparız. Süper. Yaparız. Evet. Bizi sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Bu videonun sonuna atış videosunu da ekleyeceğiz. SAR 308 atışları. Şarjörde kaç tane var bilmiyorum ama burası biraz da karanlık. Önemli olan hedefin aydınlık olması. Yeter. Atış var. Yeter ki size bunun sesini göstereyim. Gördüğünüz gibi namlu hiç şahlanmıyor. Evet Osman Hocam. Atış var.